Güneşli bir sonbahar gününden bütün takipçilerime merhabalar. Bugün sizlerle çocukların, gençlerin, hatta yetişkinlerin de severek yediği bir tarifimi paylaşacağım. Evet, biz bugün pizza yapacağız. Başlayalım mı? Bir bardak ılık suyumuza bir yemek kaşığı mayayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu, bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ve 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyoruz. Burada 3 su bardağı unumuz var. Unumuzu kontrollü kullanalım. Kalan unumuzu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Değerli takipçilerim, tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Yeni başlayanlar için de rahatlıkla yapabilecekleri bir tarif. Kendi pizzalarınızı daha bol malzemeyle yapabileceksiniz. Hem de fiyatı dışarıdan aldığımız pizzalara nazaran daha uyguna getirmiş olacaksınız. Hamurunun kıvamı şöyle poğaça hamuru gibi. Şöyle poğaça hamuru gibi olacak. Şimdi hamurumuz oldu. Bunu mayalanmaya bırakalım. Evet, bir tane de köz biberim vardı. Kış için ayırmıştım. Dolaptan çıkarıp onu da doğradım. Pizzaya oldukça güzel lezzet katıyor. Ayrıca da görünüm olarak da yakışıyor. Ve bir miktar da mısır. Siz pizzanızı hangi malzemeden olmasını istiyorsanız dilediğiniz malzemeyi dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Önemli olan hamurun kıvamı. Ben o tarifi sizlerle paylaştım. Ama malzeme olarak tamamıyla serbestsiniz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Ben 2 beze haline getirip 2 pizza elde edeceğim. Siz dilerseniz daha fazla beze ile daha fazla pizza elde edebilirsiniz. Bir miktar un tezgaha alalım. Gördüğünüz üzere oldukça yumuşak bir hamur. Hamurumuzun kıvamını yumuşak tutarsak pizzalarımız daha güzel olur. Burada 28 santim çapında bir tepsim var. Yaptığım pizzalar için bu tepsim oldukça ideal bir boyutta. Parmaklarımla böyle kenarlara hafif yükseltiler oluşturuyorum. Sonra bir çatal yardımıyla delmeler oluşturacağım. Bu işlem hamurumuzun kabarmamasını sağlayacak. Bir yemek kaşığı domates salçasını bir miktar suyla açıp böyle ketçap kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Bir miktar suyla incelttiğimiz salçamızı fırçamız yardımıyla hamurun her tarafına denk gelecek şekilde yayıyoruz. İkinci bezemizi de yaklaşık 28 santim çapında açıyoruz. İkinci pizzam için tepsi oldukça büyük. O yüzden içerisine bir parça yağlı pişirme kağıt koyuyorum ve hamuru içerisine alıyorum. Ben burada hamurun kenarlarına parmaklarımla yükseltiler oluşturuyorum. Siz dilerseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz. Tıpkı diğer pizzamızda olduğu gibi salçalı sosu üzerine yayıp malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ben ikinci pizzamızda mısır kullanmayacağım. Çünkü oğlum mısırlı sevmiyor pizzaları. Fırından çıkardığımız pizzalarımız artık servise hazırlar. Çocukları da düşünerekten yanına ayran yaptım. Güzel bir günde farklı bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun.